yürümeye başladım 5. dakikasında bir telefon geldi. Size bir iş teklifiniz olacak. Ya oğlum dedim, dönerci aşçı mı olacağım başımıza falan filan diye. Evet de dedim yani aşçı olacağım. Eşi işte bir tane Vogue dergisi almış. Öyle karıştırırken sayfaları bir bakıyor ben. İşte ne kadar Elton John'u olsun, Madonna'sı olsun, kim varsa bize geliyordu. Her böyle yeni bir ülkeye gittiğimde, yeni bir şeye başladığımda bir tane dövme yaptırıyorum. İnsanlar gelip Vedat Milor'un yediği her şeyden istiyorum falan demeye başladı böyle akşam. Benim Çilay'da ilk başladığımda 48 usta vardı yanımda. 48 tane usta vardı. Otel bir iş ilanı verdi, üstad anlatamam sana yani. Beni tarif ediyor ve tabağın yanından böyle alevler o İran halısının üstüne dökülüyor. Ben böyle elimde kek zıplayarak onları söndürmeye çalışıyorum falan. Bayağı maymun olmuştum ya o gün. Mekanın sahibine geldik de bugün muazzam bir yerdeyiz. Evet, değişik bir yer. Burası deniz kenarı, burası Tarabya. Bulunduğumuz mekan da Therapia Balık Restoranı. Orada ağırlanıyoruz şu anda. Müthiş bir yerdeyiz. Çok güzel bir manzarası var. Bu arada mekanın sahibi ben değilim abi. Sen değilsin tabii ki. Mekanın sahibi diye geldiğimiz yer değil aslında. Aynı mekan değil. Çünkü biz mekanın sahibi derken aslında bir fikir sahibi, bir düşünce sahibi, hayata dair duruşu, başarı hikayesi olan insanlara mekanın sahibi diyoruz. Bu mekan ayrı bir mekan. Burası bizim sağ olsun bize ev sahipliği yapan bir mekan. Onlar bizi ağırlamak istediler ama burada çok önemli, çok değerli bir MasterChef mi diyeyim, aşçı mı diyeyim, senin deyiminle aslında. Valla ben aşçı diyorum kendime. Böyle bir yerde biz de seni biraz ağırlayalım istedik aslında. Böyle bir restoranda ağırlamak harika istedik. Olmuş. Ve Hazer Amani, benim Amani. Armani uzaktan akrabam onlar. İndirimli bir şeyler isterseniz ayarlayabilirim bu arada. Süper olabilir yani bence de, kusura bakma. Yok bu sürekli yapılıyor ya. Yani Unilever'de çalışırken mailing listesinde Armani diye yazmışlardı adımı. Beraber çalıştığım insan yazmış yani. O yüzden aslında çok havalı yani, değil mi? Yani. Evet, dolayısıyla aslında değişik olma hikayesinden başlayabiliriz. Baba İranlı. Baba İranlı, evet. Anne Türk. Nerede tanışmışlar? Şöyle, babam buraya üniversite okumaya geliyor. İlk başta İstanbul'a geliyor. İstanbul'da işte dil kursuna gidiyor, Türkçe öğreniyor. Ondan sonra Ankara'dan bir bölüm kazanıyor, basın yayın kazanıyor Ankara Üniversitesi. Annem de o esnada Mülkiye'de uluslararası ilişkiler okuyor. Tanışıyorlar, ediyorlar. Ben üniversite son sınıfta doğuyorum bir de. Yani üniversiteyi bitirmeyi bile beklemiyorlar. Nefis. Ve sonra Türkiye'de doğuyorsunuz. Tabii, ve Türkiye'de dolayısıyla doğdum. Aslında hep Türkiye'desiniz yani. Ve Ankara'da ilkokul hayatı, ortaokul hayatı. Ankara'da ilkokul hayatı. Bir ara bir İran dönemi oldu. Hatta o yani annem, babam, ben, daha kardeşim doğmamıştı. Benden 8 yaş küçük Murat var bir tane kardeşim. İran'a gittik. Orada okula başladım aslında, bir Amerikan kolejinde. İngilizce eğitim aldım ilk. Yani Türkçe okuma yazma bilmeden İngilizce öğrenmeye başladım. Bu arada çok enteresan. İran'da Amerikan Koleji var mı? Vardı. Vay canına, inanılır gibi değil. Şimdi yani muhtemelen Hümeyni Koleji falan olmuştur o ya da hiç olmamıştır. O zaman şey zamanı yani. Yok, devrimden sonra ama hemen sonra. Değil. Yani kadınların hala saçları açık dolaşabildiği ve çantalarında işte fularlar taşıdığı ki devlet dairelerine veya marketlere, süpermarketlere girdiklerinde onu takıyorlardı. Öyle öyle yavaş yavaş böyle grade götürdüler. Anladım. Olayı. Neyse, o dönemde işte başladım. Sonra ilkokul 3'te Ankara'ya geri döndüm. Sonra işte Ankara'da devam ettim ilkokula. Hatta Türkçe dersleri falan aldım okuma yazmak için. Tabii, önce Farsça başladın tabii. Farsça başlamadı, İngilizce başladı. Farsça hiç öğrenmedim bu arada. Farsça okuma yazmayı ne yazık ki bilmiyorum. Peki İran'da aslında çok güzel bir dil tabii. İran'da mesela ilkokuldayken, evdeyken falan hep İngilizce ve Türkçe mi konuşuluyordu? Bizim evde mi? Sizin evde. Bizim evde Farsça da konuşuluyordu, Türkçe de konuşuluyordu. Oradan peki İngilizce hiç konuşulmuyordu. Kulak olarak peki hiç Farsça? Hayır, ben Farsça biliyorum. Farsça konuşabiliyorum. Okuma yazmayı bilmiyorum. Eğitim olarak aldım. Cahilim biraz. Estağfurullah. Eğitimini almadın yani aslında. Eğitimini almadım. Sokaktaki Farsçayı öğrendin yani. Tabii, bir de Arap alfabesi falan olduğu için sonradan da yani bambaşka bir sıfırdan başlamak lazım. Bir ara özendim aslında öğreneyim diye ama yapmadım. Zor bir dil yani, ama öğrensen dediğin gibi çok önemli bir kültür yani. Ya şeyi çok seviyorum ben, çizmede meraklı olduğum için böyle o yazıları, bilmem neleri, o hat sanatını çok seviyorum. Yani çok isterdim ki işte bir takım şeyler onunla çizeyim diye, ama neyse artık. Ondan sonra işte Ankara Koleji'ne başladım. Ya haylaz bir öğrenciydim açıkçası, hiç yalan söylemeyeceğim. Hani olur ya, bir sıranın en önünde oturanlar vardır, o sıraların en önünde oturanlar genelde en çalışkanlardır. Ya da bizim tabirimizde inekler, o zamanlar tabirimizde. Ondan sonra en arkadakiler en haylazlardır. Ben böyle arkaya doğru ortalarda falandım yani, öyle söyleyeyim. Ve dolayısıyla o süreç Ankara'da geçti. O sürecin içerisinde çocukken ilkokulda, ortaokulda, lisede mesela Azer şeyim var mıydı? Ben futbolcu oynamak istiyorum, şarkı söylemek istiyorum. O zaman var olan popüler şeyler nelerdi? Veya senin hayran olduğun birileri var mıydı? Ya futbola hiçbir zaman çok merakım olmadı ama yani o dönemlerde tabii hayran olduğum futbolcular vardı ama ben daha çok müzisyen olmayı isteyebilirdim. Hmm. Yani müzik benim için futboldan daha ön plandaydı her zaman ve resim. Peki hala müzik severim. Böyle bir şey çalarsın, söylersin. Çalan mı, söyleyen miydin? Ben dinleyendim. O da güzelmiş. Ama ya o zamanlar hani ben şarkıcı olacağım gibi bir özlem miydi yoksa ben gitar çalacağım? Yok canım, ben güzel müzik dinleyeceğim. Dinler. Özlemi. He. Kardeşim o konuda iyidir yani, o eline ne varsan çalan böyle ilginç bir adam. Evet, sonra? O kolej hayatı gayet eğlenceli bir hayattı. Okulun böyle ne bileyim işte popüler öğrencilerinden falan bir tanesiydim. Bir de tombiktim ben o zaman ortaokulda. Allah Allah. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim, tombiktim dediğim kiloluydum ve yemeğe çok düşkündüm. Şimdi yemeğe nasıl başladın olayına gireceğim buradan işte. Ortaokulda saat 3'te kolej bitiyor. Ondan sonra biz de o zaman Maltepe'de oturuyoruz. Kolejden Maltepe'ye yürümek yaklaşık bir 10 dakika. 10 dakikada ben yanımda birkaç tane arkadaşımla giderdim eve. Dolabı açarsın, hiçbir şey yok. Yani malzeme var da böyle pişmiş yemek yok. Evet. Evde de kimse yok. Ben ne yaptım? Yavaş yavaş... Anne baba çalışıyor çünkü. Tabii. Yavaş yavaş anneannemin böyle o yemek tariflerinden bilmem nelerden falan başladım yapmaya. Benim mutfağa giriş noktam odur yani. Peki yani kimse size, anneanneniz veya anneniz size şey demedi yani. Ya gel yavrum bir yanımda otur, şu tezgahı tut, şu ekmeği kes, şu soğanı doğra. Yok. Tam tersi, onlar geldiğinde ben bir süre sonra böyle salataları falan hazır etmiş olurdum. Hatta çok komik ya, ilk yaptığım salatada, şimdi hiç unutmuyorum. Bunu da hiçbir yerde anlatmadım bak. Şimdi aklıma geldi. Teyzem de var evde o esnada ve çok güzel salatalar yapıyor. Ben de salatanın en sevdiğim şeyi o şamandırayı batırırsın ya, ekmeği bırakırsın orada. Evet. Ondan sonra bütün o yağını, sirkesini, limonunu falan filan çeker. Bayılırım, ben de böyle sulu sulu salataları seviyorum o yüzden. İlk salatayı yaptığımda ben şimdi anlam veremedim onun ne olduğuna açıkçası. Ben suyla limonu karıştırıp salatanın üstüne dökmüşüm. Daha sulu bunlar olsun geldiğinde diye. Tabii. Bunlar geldiğinde o şey salata yaprakları bayağı yıkanıyor gibi falan böyle. Teyzem güzel gülmüştü. Sağ olsun. Ve aslında böylece evde mutfağa giriş sağlanmış oldu. Tabii. Sonra ara ara mutfakta malzeme yapmalar, bir şeyler işte annene yardım etmeler. Belki de işte zor durumda kalmaktan aslında yani. Tabii kesinlikle öyle. Arkadaşlarını çağırmalar. Hadi gel ben size bir makarna yapayım, acıkmadık mı falan filan diye böyle okul sonraları. Tabii ortaokul biterken artık şöyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi ya karşı cins... Çünkü artık kadınlara da ilgi duymaya başlamışsın. Ya yemek. Karşı cins tercih ettim ben. Güzel bir diyet falan, böyle sporlar bilmem neler falan. O kiloyu vermeye başladın tabii. Ortaokulun yazında, ortaokul sonun yazında artık liseye geçiyoruz. Bir de Ankara Koleji şeydir, bilir misin bilmem, eski kampüsünde bir taraf ortaokul, ilkokul, bir taraf lisedir. Artık biz yolun karşısına geçeceğiz o senenin sonunda. Yaz tatilinde ben inanılmaz güzel kilo verdim. Tamam, fıstık gibi oldum falan böyle. Büyük bir şeyle okula gittim falan. Millet, görenler tanımıyor falan böyle. Surat incelmiş bilmem ne. Ondan sonra havalı havalı artık liseye geçtik diye karşıya geçtim. Bütün sınıflardaki işte hangi sınıf olacağın kapıya asılmış. Herkesin hangi sınıfta olduğu falan yazıyor. Abi bakıyorum ismim yok, soyadım yok falan filan böyle. Allah Allah dedim, niye ben burada yokum acaba? Hazer Amani yazmışlar adımı. Yani Amani çok hala güzel. Yani bir takım arkadaşlarım sağ olsun, Sinemler falan ortaokuldan Hacer diye çağırırlar. Hacer diye çağırıyorlar. Ay. Ama düşünsene böyle sen havalı havalı gidiyorsun. Ondan İsim sonra arıyorsun. Büyük bir özgüven bilmem ne falan filan, ismini bulamıyorsun. İsmini bir görüyorsun, Hacer olmuşsun yani. Ya gene de yazıda görmüşsün. Yani o kapıdan içeri alırken birisinin anons ettiğini düşünsen o daha acı olabilir diye. O çok fena olur. Ve sürekli... Ama üstüne alınmazsın ki o zaman. Alınmazsın da ama bir tek sen kalınca orada hala bağırıyor adam. Hacer diye sen hala oradasın yani. Peki isminle ilgili en acısı bu muydu hayatın boyunca? En acısı buydu. Yani benim Armani'nin haricinde. Amani işte. Hazer Amani en kötüsüydü. Yani var çeşitli varyasyonları ama en kötüsü oydu. Genelde Hazar diyorlar mesela. Biraz da o yaşla da tabii, o yaşta onu duymak da insanı o kadar özgüvenli gelip orada hazır olup delikanlısın falan orada derken böyle. Hacer diye. Sonra liseye girdin. Liseye girdin. Hacer olarak girdin ama girdin yani. Evet şey. Evet. Sonra Hazer oldum sonra. Evet. Lise hayatımda da yani ne sınıfta kaldım. Bütün ortaokul lise hayatım boyunca da 2 kere bir takdir bir teşekkür aldım yani. Peki o zamanlar ne vardı kafanda? Ne olmak istiyordun? O zamanlar ne olmak istiyordum? Ya çeşitli şeyler vardı açıkçası. Ama o zamanın işte popüler meslekleri neyse onlardan bir tanesiydi. Yani belki, bana kalsa ben astronot olmak istiyordum. Astronot olmak istiyordum. Tabii. Yani havacılığa falan yani. Çok meraklı olduğum için. Ondan sonra işte pilot zaten olamayacaktım, artık liseye geçmişim. Astronot olmak öylesine istiyordum ama... En büyük hayal oydu yani. Tabii yani hayal. Hiç öyle çok ulvi bir meslek ama mesela doktorluk yapamam. Ver önüme ölü bir tane hayvanın karkasını, paramparça edeyim, her şeyini çıkartayım. Ama İnsana bir canlının dokunma. Üstünde herhangi bir operasyon yap... Yani diziler falan var ya bu hastanelerle alakalı falan. Orada operasyon gösteriyor, ona bakamıyorum yani o derece. Hayvana dokunup onu yapamamak çok enteresan. Yok, hayvana da canlısına bir şey yapamam. Yapamazsın. Liseden bu arayışlar vardı ama aslında biraz hayatı akışına bırakmışsın yani. Ya o şöyle, dönem... lisenin yani lise 2'den itibaren, o zamanlar biz 3 sene okuyorduk. 2'den itibaren biraz şeye sarmıştım, işte grafiker olmaya. Benim güzel çizim yeteneğim vardır ondan sonra. Öyle geliştirmeye çalıştım kendimi ve ilk üniversite sınavında da yani ilk senesinde Hacettepe seramik camı kazandım. Ama seramik cam çok cazip gelmedi. Keşke okusaymışım zamanında. Kendi tabaklarımı yapardım yani hiç tabii düşünemedim canım. Ki böyle bir şey olacağını. O cazip gelmedi. Grafikte olmayınca sonraki sene bir daha sınava girdim. Bu sefer ODTÜ kamu yönetimini kazandım. İşte ODTÜ kamu yönetimine başladık. Sonra işte çalışma hayatı dediğim gibi atıldım o zaman. Bir firmanın devre mülklerini satmaya başladım. Başarılı da oldum orada. Yani müdür oldum. Para kazanmak ve ticaret gibi bir şey kazanmak. Ve üniversite öğrencisiyken yaptım. Üniversite öğrencisiyken yani o dönem tabii kendi paramı kazanmak çok hoşuma gitti. Fena para da kazanmıyordum bu arada. Yani gidip kendime işte ses sistemleri alabiliyordum, bilmem ne yapabiliyordum. Paramı biriktiriyordum işte. Bir öğrenci için güzel bir şey bu. Üniversite 1 öğrencisi için harika bir şey. Sonra tabii bir yandan çalışma hayatı bir yandan olunca ODTÜ'ye giriş güzel oluyormuş da ODTÜ'den çıkmak o kadar kolay değil. Özellikle kamu yönetimi gibi bir bölümden. Ben de yani dediğim gibi çok parlak bir öğrenci olmadığım için çok da başarılı olamadım. Yani 1,5 sene sonra dediler ki bana Hazer'cim ya seni atacağız okuldan ya da dikey geçiş yapacaksın, daha alt puanlı bir bölüme gireceksin. İşte birkaç bölüm vardı, onlardan bir tanesi de sosyolojiydi. Ben de sosyolojiyi seçtim. İyi ki de onu seçmişim bu arada, çok şey katmıştır bana. Bu arada lise arkadaşlarımla hala görüşürüm çok sık. O zaman da görüşüyordum, üniversiteden de yeni arkadaşlar edinmiştim. Bir anda oluştu. Hazer bizi ne zaman yemeğe çağıracak olayı oluştu. Çünkü o zaman artık iyice abartmıştım ben böyle. Bazen de önden hazırlık yapıp falan böyle işte diyorum ki şu gün bana gelin. Önden böyle güzel masalar hazırlanıyor, bilmem neler oluyor. Peki o zaman ne bilgisiyle yemek yapıyordun? Normal bildiğimiz annemizin kapuskası mı? Deneme yanılma yani. Yok, deneme yanılma. Yani o zamanlar şimdiki gibi dünyanın her yerinden tarifleri internetten bulamıyorsun. Tabii. Ama işte çeşitli kitaplar da var. Onları karıştırıp, onları satın alıp, ondan sonra onları okuyup oradaki tarifleri deniyordum. Aslında açıkçası. Bunu bir iş edinmiş gibi bir halim varmış. Bu hobileşmiş artık yani. Bu tamamıyla hobi olarak devam ediyordu. Neredeyse profesyonel gibi. Yani orada ben kapıdan girenlere bilet kessem, yani şarabından şeyine kadar her şeyini ikram ediyorum aslında. Tabii. Sonra neyse okul hayatı öyle geçti. Benim davetler artık iyice böyle meşhur oldu, iyice kalabalıklaştı. Bir de çok oluyordu mesela akşam dışarı çıkıyoruz. Deliler gibi içiliyor bilmem ne falan filan. Hadi bize gidelim diyorum ben böyle. Gecenin bir yarısı makarna yapıyorum. Saat sabahın 3'ünde. Bir de acıyı da çok severim falan böyle. Hatta arkadaşım hala dalga geçer. Adana usulü makarna yapıyorsun sen diye falan. Sonra okul bitti. İşte ben ne yapacağım, ne edeceğim falan filan derken bir tane telekomünikasyon firmasında çalışmaya başladım. Ama yani ne yapıyorum ben? Ama sosyolojiyi bitirdin, yemek yapıyorsun ve para kazanmak için telekomünikasyon biraz da bir kalmış. Evet. Gerçi orada da satıştaydım yani. O satış background'ımı kullandım. Sonra dedim ki ya ben bu kadar seviyorum bu işi madem. Gidiyorum kendi cebimden para harcıyorum, malzeme alıyorum arkadaşlarımı sırf davet edip ağırlamak için. Niye ben bu işten para kazanmayayım dedim ve sene 99. O zamanlar şimdiki gibi böyle 68 tane üniversitede yok. Gastronomi bölümü yok. Bir tane Bolu'da yüksekokul var. Başka da hiçbir şey yok yani. Şimdi sen bir tane okuldan mezun olacaksın ve bir sürü mezunu var o okulun. Nasıl sen yarışacaksın ki diğerleriyle? Yani senin bir farkının olması lazım. Bence. Hep ben öyle düşünürüm hayatta. Bir fark yaratmak gerektiğini düşünürüm ki başarılı ol. O yüzden araştırdım biraz. O zaman bildiğimiz okullar, şimdiki gibi yurt dışındaki bütün okulları da bilmiyoruz. İnternetin çok parlak olduğu zamanlar değil onlar, yani 99'lardan bahsedince. İnternet var ama hala böyle tuşa basarsın. Gelir gelmez bir şeyleri indirir falan yani. Neyse araştırdım ettim. Cordon Bleu'yu buldum. Cordon Bleu eğitimi veren de... Cordon Bleu'nun tam karşılığı ne? Mavi kurdela. Hmm. Şeflerin, şey, bizim karatecilerin kuşak gibi yani. Yok. Yani mavi kurdela koymuşlar adını. Çünkü mezun olurken sana yakana şöyle bir mavi kurdelalı bir şey takıyorlar. Fular veriyorlar. Oradan da adı Cordon Bleu kalmış. Bak mesela ben bunu bilmiyordum. Birçok dinleyici de bilmiyor olabilir, izleyici de. Fransa'da var bu eğitim ama ben tabii yani Fransızca eğitim almadım. Frankofon olmadığım için onu zaten eledim. Londra'da vardı. Londra'daki... Yani o zamanki hayat şartları şimdi de aynı olacaktır. Aşırı pahalı geldi. Bir Tayland'da vardı, bir Güney Afrika'da vardı sonra. Ben de Güney Afrika, Cape Town'dakini tercih ettim. Hani şey vardır ya, bazen insanın hayatında aldığı bir takım kararlar vardır ve bir anda 180 derece değiştirir bütün hayatını. O benim bugüne kadar verdiğim en iyi karar. Güney Afrika'ya gitmek. Bu kararı verdiğinde kaç yaşındaydın? Bu kararı verdiğimde işte 99 diyoruz, 75, 24 falan. 24 yaşındaydım. Böyle bir anda Ankara'dan Güney Afrika'ya gitmeye karar verdim. Evet. Okumaya. Evet. Ailen ne dedi buna? Ailem demin dediğim gibi yani dedem hukuk kökenli sonuçta. Yani o çok cazip bakmadı. Ama annemle babam destekledi. Yani dedemin hatta şöyle bir lafı olmuştu. Oğlum dönerci aşçı mı olacağım başımıza falan filan diye. Evet dede dedim, yani aşçı olacağım. Ama ben gözü kararttım, atladım gittim yani. Güney Afrika çok ilginç, kozmopolit bir yer. Bu arada ben zaten yani bir İranlı babanın ve Türk annenin oğlu olduğum için zaten iki kültürün mutfağına neredeyse hakimim. Tabii. Onun yemekleriyle büyümüşüm. Yani Güney hakim olmasam bile damağına sahipsin. Damağına sahibim yani, tabii bu çok kıymetli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, mesela hala misket limonu, o yeşil limonlar var ya, lime dedikleri. Misket limonu veya kişniş Türkiye'de çok fazla yok. Belli marketlerde satılıyor. Evet. Herhangi bir manava gidip alamıyorsun. Alamıyorsun. İran'da da en çok onlar var mesela. Yani ben çocukluğumda onlarla tanıştım kimse bilmezken. Neyse Güney Afrika'ya gidince oranın da bana avantajı şu oldu. İşte 1700'lü yıllarda, 1600 küsürlü yıllarda Hollandalılar burayı ilk başta sömürgeleştiriyor. Yanlarında giderken de köle olarak kullanmak için Malezyalıları ve Taylandlıları götürüyorlar. Sonra işte bir yaklaşık 100-200 yıl boyunca onlarda kalıyor. Sonra İngilizler sömürgeleştiriyor. Onlar da giderlerken yanlarında Hintlileri götürüyorlar. Düşün şimdi, Hollanda var. Hollanda var. İngiltere var. Bunların ikisinin farklı farklı mutfakları. Tayland var, Malezya var. Bir de Hindistan var. Bir de Hindistan var. Zaten oranın yerli Afrikalı halkı var. Üstüne bir de büyük bir Yahudi nüfusu var orada ve onların yemekleri. Bu yemeklerin hepsine birden hakim oldum. Üstüne bir de Türk ve İran'ı kattığın zaman. Çünkü bunları, yani bu demin saydığım ülkelerin hepsinden şeflerle çalıştım. Ve böyle yıllarca çalıştım orada. O yüzden onların kullandığı malzemeler, onların kullandığı farklı teknikler, bilmem ne, bunların hepsine hakim oldum. Ben sadece şunu merak ediyorum. Ankara'dan ilk o Güney Afrika'ya indiğin günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ağladım. O gün hissettiğin şeyi anlatır mısın bize? Ağladım. Bildiğini ağladım. Ağlamanın sebebi anandan babandan ayrı olmak Hiç mı? Alakası yok. Yani çaresizlik, böyle ne yapacağını bilememek. Güney Gitmişin, Afrika abi bu. Yani tamam, şey, İngilizce, Almanya falan değil yani. Güney Afrika abi. Yani kullandığın dil olsa da gidip orada işte o ilk pasaport sırasında kadının sana sorduğu sorular, bilmem neler falan filan, bildiğin kalacak yerim yok. Nerede kalacağım ben? Okulun yerini biliyorum, okulun adresini biliyorum sadece. Uçak inmiş saat 12'de, okula ben gidene kadar kapanır mı, okul nerede, havaalanı nerede, bilmem ne, hiçbir şey bilmiyorum. Neyse bir şekilde okula ulaştık ama. Ama hakikaten ilk böyle havaalanından çıktığımda ağladım. Orada peki böyle sana yaren olan, seninle beraber hala görüştüğün sınıf arkadaşın, dostun... Var. Aslında onunla beraber Hazer, sen bir dünya vatandaşı olmaya aslında aday oldun oraya giderek aslında. Yani o çok kıymetli bir şey. Ya hiç bilmeden öyle oldu. Yani sadece mutfağı bilmek değil, sen insanı da bilmiş oldun. Ya mutlaka yani... Çok faydası oldu ya. Gerçekten çok faydası oldu. Yani o zaten o Güney Afrika'dan sonra bir seyahat tutkusu başladı bende. Yani dünyanın her yerini görme isteği. Görme isteği, dünyanın her yerindeki farklı insanları, kültürleri anlama isteği, dünyanın her yerindeki pazarlara girme isteği, oradaki meyveyi, sebzeyi görme isteği. Peki oluştu. Bir şey daha soracağım. Ortaokul, lise, üniversite okudun ve orada ister istemez çok çalışkan bir öğrenci olmadığını söylüyorsun. Oraya gittiğindeki performansın nasıldı? İlk sene okul birincisiydim. Ya. Ondan sonra. Çünkü sevdiğim işi yapıyordum. Evet. Ödevlerimi, meraklı olduğum şeylere zaten harcıyordum zamanımı. Her sene diyorum, her ay haçlığımla kendime 2 tane yemek kitabı alıyordum. Söz vermiştim kendime. Onları okuyordum, onları hatmediyordum. İnanılmaz odaklanmıştım. Yani ben iyi bir aşçı olacağım yani, diye inanılmaz odaklanmıştım. Aşık oldun mu gözün kör olur ya, 2 ay o işte. Yani o derse de aşık olursan, o işe de aşık olursan gözün kör olur. Bu kadar basit yani. Bir gün yine hayatımı değiştiren işte kararlardan bir tanesi. Okulun artık 1,5. falan ayı. Bir yerden şeye çağırdılar beni. Bizim okulda işte restoranlarla, tanıdık restoranlarla bilmem nelerle lazım olduğu zaman öğrencileri gönderip işte günübirlik veya 2 günlük falan böyle çalıştırıyorlardı. Öğrencinin cebine bir haçlık koyuyorlar, evet, açıkçası. Neyse, ben de şöyle bir huy da var, onu söylemedim. Her böyle yeni bir ülkeye gittiğimde, yeni bir şeye başladığımda bir tane dövme yaptırıyorum kendime. Allah. Tam gittim işte, dövme randevusu aldım bilmem ne, dövmeyi de kendim çizdim falan filan böyle. Sırtıma dev gibi dövme yaptıracağım. 5-6 gün sürecek bir de dövme bu. İlk randevusunun gününde telefon çaldı, okuldan arıyorlar. Ya böyle böyle bir restorandan işte adam arıyorlar, 3 günlük. Aşçıları bilmem ne olmuş falan diye. Ulan dövmeye mi gitsem, oraya mı gitsem, dövmeye mi gitsem, oraya mı gitsem derken hadi dedim gideyim ya, ne olacak, bir de yani paraya da ihtiyacım var. Ya, bambaşka bir ülkedesin. Tamam dedim, işte aradım dövme stüdyosunu, iptal ediyorum ben falan filan şeyi, dövmeyi. Gittim oraya ve o şeyde 3 gün diye gittiğim aslında restoranda İş teklif ettiler bana ve hafta içi her gün cumartesi günleri orada çalışmaya başladım akşamları. O zaman üniversite kaçıncı sınıftaydın? Üniversite Yok, bitmiş miydi? Üniversite bitmemişti, hayır. Ha. Bu 1,5. ayı daha. 1,5. ayda? Okulun 1,5. ayı. Tabii. Ya benim hayatım şuydu, sabah kalkıyorum, okula gidiyorum. Okulda dersler var, pratik dersleri var, teori dersleri var. Ondan sonra 3,5 falan gibi okul bitiyor. İlk gittiğimde arabam yoktu, araba alamamıştım henüz. Oradan restorana gidiyorsun. Atlıyorum trene, 1,5 saat. Ondan sonra restorana gidiyorum. Restoranda hazırlığa başlıyorum. Akşam servisini veriyorum. Ondan sonra evime geri dönüyorum falan gibi, böyle 1'de 1,5'ta. Haftanın 6 günü. Böyle birinci oldun. Haftanın 6 günü bundan dolayı birinci oldum aslına bakarsan. Planlı olduğu için her Hayır, şey. Hayır, şundan dolayı. Restoranda zaten sürekli yemekler yapılıyor. Atıyorum Hollandaise sos. 15. haftada Hollandaise sosu yapmayı öğretiyorlar işte şeyde. Ondan sonra pratik dersinde sen onu uyguluyorsun. Nasıl yapılacağını söylüyorsun, gösteriyorsun, yapıyorsun daha doğrusu. Ben zaten 1000 tane Hollandaise sos yapmıştım o güne kadar. O ilk pratik dersini aldığımda. O yüzden diğer okuduğum öğrencilerin inanılmaz önüne geçtim. Çünkü okulda öğrenilmiyor ya aslında Tabii. yemek yapmak. Ben sahaya zaten onlardan önce girmiştim. Çıkmıştın yani. Deli gibi de çalışıyordum falan böyle. O yüzden hep onların 1 adım veya 2 adım önünde oldum. Peki bu okul bitene kadar devam etti mi bu restoran? İlk sene devam etti. 2. sene devam ettiremedim. Çünkü 2. senem... farklı farklı yerlerde staj yapmaktı. Aslında benim amacım gidip 1 senelik o sertifika programını alıp geri dönmekti. Ondan sonra 1. olunca dedim ki ben niye diplomayı da almıyorum yani. Ondan sonra 2. senede 1. oldum, 3. senede 1. oldum. Grande diplomayı aldım. Demek ki sevdiğin işi yapınca oluyormuş yani. Oluyormuş işte, aynen öyle. Sonra Türkiye'ye dönüş nasıl oldu peki? En son 3. senede staj yaptığım yerden iş teklif ettiler bana. O zaman da Afrika'da inanılmaz bir işsizlik var. Bir yabancının işe girmesi neredeyse imkansız. Ama ne yaptılar adamlar? Bir iş ilanı koydular. Yani oranın kanunlarına göre diyor ki önce bir siyahi kadın, sonra siyahi adam. Eğer onlar bu kualifikasyonları sağlayamazsa beyaz kadın, beyaz adam. Ama bunlar Güney Afrikalı olacak. İşe alma kriterleri bu. Sen yabancı olarak zaten buradasın yani. İmkanı yok. Ama işte kriterleri uydurmaları lazım. Otel bir iş ilanı verdi. Üstad, anlatamam sana yani. Beni tarif ediyor. Bir ismim yazmıyor altında. İşte en az 2 dil bilen, Akdeniz mutfağını, Orta Doğu mutfağını hakim, bilmem ne bilmem ne bilmem ne diye yazdı. O kualifikasyonlarda zaten kimse yok orada. Afrika'da. Bütün seçenekler bitti, sen kaldın. Bütün seçenekler bitti, ben kaldım. İşe başvurdum, aldılar. Sonra çalışmaya devam ettin. Tabii. 3 sene bittikten sonra çalışmaya devam ettim. Şöyle bir olay var. Aslında stajyer olarak girdiğim otelden 5 sene sonra ben yönetici şef olarak çıktım. 5 sene bizim meslekte yönetici şef olmak için çok kısa bir süre. Tabii. Ama o kadar bende işte o daha önceki senelerdeki çalışmamdan dolayı bir şey vardı ki gerçekten o otel ve Jonathan Gargan'dı o şefimin adı. Çok şey kattı bana. Yarı İrlandalı bir adam. Bir de otelin en büyük özelliği Afrika'nın her sene en iyi oteli seçilen bir otel bu. Afrika kıtasının ama Güney Afrika'nın değil sadece. O yüzden işte ne kadar Elton John'u olsun, Madonna'sı olsun kim varsa bize geliyordu. Onlarla tanışma fırsatım ve onlara yemek yapma fırsatım oldu benim için. Benim bir usta bir Abim, sizin işlerin gazetecisi olan ve aşçı olan bir abim şey demişti bana. Yani dünyaya Türkiye'yi tanıtmak istiyorsan aşçı yetiştirmemiz lazım Hakan. Ve dünyaya o insanları yaymalıyız. Çünkü insanlar yediklerinin kimin yaptığına bakarlar. Ve onlar Türkse Türkiye'yi hatırlarlar. Türkiye'yi tanıma ihtimalleri olur demişti. Bu çok doğru bir tespit ve oldu da. Mesela şu an cümle içinde çok rahat söylüyorsun ama Madonna'ya yemek, benim yaptığım yemeği Madonna yedi, Elton John yedi demek falan bence çok güzel şeyler. Yani. Şöyle söyleyeyim. Mesela kimler vardı o isimler? Kimlerdi? Ya Nelson Mandela. Veya hiç unutamadığın yani, ya. Nelson Mandela sonuna kadar yani başka hiçbir şey demem. Wow. En gurur duyduğum kendimle evet. Olur. Çok insan vardı ya işte Muse grubu. Ve sonra senin kim olduğunu, Türk olduğunu soranlar da oldu büyük bir ihtimalle. Yani hepsiyle tanıştım, hepsine anlattım. Özellikle bazılarını mesela mercimek çorbası yaptım. Ha. İçine biraz daha kimyon koyup bilmem ne yapıp falan filan böyle. Ve acayip tuttu. Mercimek çorbası otelde menüye girdi sonra. Vay canına. Yani bir anda menüde oluverdi falan filan böyle. İnsanlar çünkü sormaya başladılar. O mercimek çorbasından var mı, o mercimek çorbasından var mı diye. Yapıyordum öyle arada Türk yemekleri falan. Arada İran yemekleri yapıyordum. Onun da çok hoşuna gidiyordu o insanların. Keyifliydi o. Çok şey kattı bana. Yani evet o tür değerli senin de kıymet verdiğin isimlerin bir Türk aşçı tarafından yapılması ve onların da bunu yemesi, sonra bunun takdirini sana söylemesi falan. Yani milli forma ile milli takımda gol atmaktan bir fark olduğuna inanmıyorum yani. Abi şöyle söyleyeyim sana. Bir arkadaşım şeye uçuyor, Amerika'ya uçuyor. Amerika dönüşünde eşi işte bir tane Vogue dergisi almış. Amerikan Vogue'u. Ondan sonra orada karıştırırken sayfaları bir bakıyor ben. Ne işi var bu adamın burada falan filan derken Vogue dergisinin işte genel yayın yönetmeni, kadıncağızın adını hatırlamıyorum. Çok da meşhur bir kadın, hatta filmler falan yapıldı adına. O gelmişti otele. Çok memnun kaldı ve bir röportaj yapmak istedi benimle. Vay canım. Ve onu yayınladı orada. Benim ilk aslında dergilere çıkışım bilmem ne oradaki o Vogue dergisiyledir. Vay canına. Peki sonra dünya sizi tanıdı bu Vogue'la falan. Yok Türkiye canım, nasıl tanıdı? Nerede tanıyacak beni? Türkiye nasıl tanıdı? Bir şekilde benim bir arkadaşım var burada aşçılık yapan aynı zamanda. Yeni bir restoran oluşumu oluyor ve yeni restoran oluşumunda buna soruyorlar. Kimi önerebilirsin bize bilmem ne falan filan diye. O da beni söylüyor. Benim de o zaman dedemi yeni kaybetmişim ve işte çok da düşkün olduğum için mesela cenazesine gelemedim. Bana çok koydu çünkü ya dünyanın öbür ucu. Tabii. Atlayıp gidemiyorsun hemen falan böyle. Yavaş yavaş böyle Türkiye'ye dönme artık planlarım olmuştu. 10 yıl geçmiş aradan bu arada. Yani 10 yılı devirmişim. Sene 2010 tabii. Peki o arkadaşınız Türkiye'deki bir otel sonra beni işte bu Bebek'te Çilai diye bir mekan vardır. Evet. Bayağı hatta böyle olaylı açıldı falan filan böyle şu kadar para harcandı bilmem ne falan filan diye. Oradan Yusuf Köksal beni aradı hiç unutmam. Çok da severim hala da görüşürüz kendisiyle. Ya işte Hazer böyle bir restoran açacağız. Ekibimiz şunlar. Bak, kimseyi tanımıyorum Türkiye'den yeme içme sektöründen. Tabii. Ondan sonra iyidir herhalde falan dedim. Yer nerede? Bebek'te. Ondan sonra şöyle işte bir şarap kavı olacak. Ha bu arada ben bir şarapçılık ve şarap yapımı okudum. Cape Wine Akademi'de. Orada. Güney Afrika'dayken. Neyse işte kavını şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şu dünyanın her yerinden şaraplar olacak. Şu kadar sayıda şarap olacak falan filan. Vallahi dedim güzel yani neden olmasın. Aldılar bir uçak bileti, atladım geldim. Bir yüz yüze görüşelim diye. Mekanı gördüm. Ya inanılmaz zaten yani Çilay'ın olduğu yer Bebek'te en keyifli yer. Denizin güzel üstündesin yani. Falan. Tabii. Bana işte mimarı tanıştırdılar, mimar projeyi gösterdi falan. Okey dedim ben de, 6 ay sonra zaten buradaydım. Ve direkt başladınız. Aileniz bence çok sevdi bu duruma. Tabii ailem yani tabii sevindi ama çok da bir şey değişmedi yani. Yine İstanbul, Ankara fark etti. Onlar çünkü hep Ankara'daydı. Ya bir de bizim sektörde yani gerçekten çalışma zamanlarımız falan diğer insanlara uymadığı için pek. Televizyon kanalı gibisiniz yani. 3 öğün hizmet vermek zorunda olmak ve her an taze hazır olmak, bir haber gibi yemeği de hazır etmek, canlı program sunmak zorunda olmak gibi bir şey yani. Sürekli o programı bir şey yetiştirmeye çalışmak. Yetiştirmek zorundasın. Çok özür dilerim sözünü kesti. Bu MasterChef'leri izlediğimizde hep takıldığım konu oydu. Ya acelemiz var, işte müşteri bekliyor, yemeğe yetiştireceğiz bilmem ne falan. Ben de diyorum ki kendime ya diyorum hayatımda bir müşteri olarak bugüne kadar hadi kardeş 5 dakikada yemeğe getir demedim ki ben diyorum ya niye bu kadar acele? Ama diyenler var. Ya bunu mesela çok merak ediyorum. Gerçekten müşterimi kıstırıyor yoksa hayır şefin bir süresi var. O işte bilmem ne dana bilmem ne parçası 12 dakikada bitmeli mi yani? Ya normalde süresi var her yemeğe. Atıyorum yani. Bir orta pişmiş dana bonfile. Onun evet. Normalde mutfaktan çıkış dakikası 15'i geçmemesi gerekiyor. Ama yani mutfak şöyle şimdi aynı anda 70 kişi birden geldi. Abi aynı anda 70 kişi birden... Danayı yemez yani. Diyelim ki dana yedi. Ne yapacaksın? 70 kişi danaya girmek biraz tehlikeli olur. Bayramda da sıkıntı olabilir. Onun için ya dediğin doğru. Bir de hayır. Sadece dana olsa belki hepsini 70 tane yaparsın da biri dana istedi, biri kıymalı pide istedi, biri mantı istedi. Bu daha bir eziyet yani. Ya o, bir mutfaktaki şimdi... o düzende mesela şunu da çok merak ediyorum. Mesela büyük bir oteldesiniz. Şimdi normal restoran veya otel müşterisi. Birisi mantı istiyor, birisi köfte istiyor, birisi pide istiyor, birisi balık istiyor, birisi sushi istiyor. Şimdi burada içeride de 4 tane usta var. Matematik problemi gibi. İşte 4 yani, tane usta olmuyor genelde öyle durumlarda. Kaç usta? 100 usta mı? Benim Çilay'da ilk başladığımda 48 usta vardı yanımda. 48 tane usta vardı. Bulaşıkçılar dahil. Mesela birisi mantıyı haşlarken diğeri sosunu mu yapıyor? Kesinlikle öyle. Şimdi senin sos bölümün var. Yani evet. İyi bir restoranda olması gereken de bu aslında yani. Sos bölümünün görevi sabahtan gelirler, bütün sosları hazırlarlar, bütün çorbaları yaparlar. İşte senin pürelerini falan o gibi şeyleri yaparlar. Hatta bazen iyice büyükse mutfak, sırf sebzelerin için ayrı bir segment bölümün vardır senin, aha, onun çalışanları vardır. Gelir onlar hazırlığını yapar. Izgara bölümü kendi etlerini ayıklar, keser, tamam, seni güzel eder, şekle sokar, bilmem ne marinasyonuna koyar eder. Balık bölümü balıklarını temizler, onların filetolarını çıkarır. İşte o da kendi hazırlıklarını keza ona göre yapar. Yani balığı kızarttıktan sonra onun üstüne sosu yandaki başka bir usta döküyor. Yok, şöyle oluyor genelde, sosu balığa veriyor, ha, hazır olunca. O usta, ondan sonra o kendi balığına kendisi döküyor. Evet. Servisi tek bir kişi bitiriyor o zaman yani. Servisi tek bir kişi bitirmiyor. En son şefin önüne geliyor. Ha. O sen servis geldi, atıyorum 2 tane levrek, 3 tane bonfile, 2 tane tavuk derin arkaya. Şimdi bunların hepsinin pişme dakikaları ayrı ya. Ayrı. Ondan sonra hepsinin ama senkronize gitmesi gerekiyor. O yüzden ben ilk mesela tavuğu yapmaya başlıyorum ki bonfile az pişmiş mesela istediler adamlar. Aynı anda gitsin, işte balıkla da aynı anda gitsin falan diye. Sen hem tavuğu hem bonfileyi hem ötekini yapmıyorsun. Ustaya ben dağıt. İstiyorum ve şunu söylüyorum. Hadi bak bonfilenin çıkmasına 2 dakika kaldı, he, tavuk ne alemde diye soruyorum. Artık kafamızın arkasında gözler oluşuyor bizim bir süre sonra. Mutfağa çünkü arkan dönük. Neyse tabaklar geliyor, sen de en son o bitiriş dokunuşu yapıyorsun. Atıyorum üstüne bir parça bir süs mü koyacaksın, bir şey mi yapacaksın, sosunu mu en son sen dökeceksin, üstüne bir kırmızı bir yağ mı dökeceksin falan. Sen yapıyorsun ve hepsini aynı anda göndermeye çalışıyorsun. Benim en çok takıldığım şeylerden birisi, bir tane makarna üstadı var bir abimiz. Yapıyor makarnayı. Sonra da servise koyarken, şimdi bu kadar makarna var, bunun şu kadarını alıp böyle yuvarlak yapıyor, bırakıyor, geri kalan kalıyor. O kalana ben çok üzülüyorum. Geri kalan kalır mı sence? Ne oluyor peki o geri kalan? Abi geri kalan ne oluyor? Zaten 7-8 tane kamera. Ondan sonra bütün çekim ekibi yaklaşık 20 onlara kişi. Onlara yediriyoruz diyorsun. Hurra diye koşuyorlar bir anda. Hayır normal bir çekim olmasa. Taze makarnayı yaptın. Tamam. Ondan sonra genelde restoranlarda taze makarna anlık yapılmaz. Tabii. O önden yapılır. Ya kurutulur ya dondurulur. Ama genelde dondurulur. Dondurdun onu. Dondururken porsiyon porsiyon zaten donduruyorsun. Bir tane makarna siparişi mi geldi? Sen bir porsiyon makarna yapıyorsun, tamam, hepsini kullanıyorsun. Ama yeni yaparsan orada artanı diyorum ben, ziyan olmasın diye. Yeni yapmak o yani bence restoranda dediğin gibi televizyon porsiyonlama o televizyon programı olduğu için. Peki sonra Türkiye'deki bu iyi şöhretli bir restoranın şefi olarak hayata başladığın için haliyle bir kupon olarak geliyorsun Türkiye'ye. Ve bu MasterChef yolculuğu da öyle mi başlıyor yani Acun'la tanışmanız ve o süreç? Ya şöyle, yok yani çok geç benim televizyonculuk ve şey. Ama yani tabii gazetelerden bilmem nelerden sürekli röportajlar geliyor o anda. Döner dönmez bir anda insanların bildiği işte o restoranın başına geçecek olan şef oluyorum. Ama asıl parlama noktası bence sevgili Vedat abinin, Vedat Milor'un gelip orada bir program yapması. O programda da ben de çok özendim çünkü kendisi çok severek seyrettiğim bir kişiydi. Kişi hala, kişiydi dedim ya. O gelmeden önce ben zaten menümdeki yemekleri seçtim. O menümdeki yemeklerin hepsiyle birer tane şarap eşleştirdim. O şarapçılık background'u da var ya, o da biliyorsun zaten şaraba çok düşkün. Bayağı 7-8 farklı yemek yedik ve 7-8 her yemekte ayrı bir şarap açıldı. Tabii Vedat abi mest oldu buna. Çünkü yani seçimler de güzel olmuştu. Biraz da araştırıp yapmıştım açıkçası. Ve çok güzel bir bölüm çektik orada. Hatta şöyle ki ben de Vedat abinin karşısında bir yandan işte tadına bakıyorum, bir yandan ben de şarap içiyorum falan. Abi yani 7-8 şişe şarap açtık, onların yarısını da içtik bu arada. Ben akşam servisine çıkamadım ya. Ben gidiyorum eve dedim, ben çok yoruldum. Yapamayacağım yani. Normal. Neyse, o program yayınlandı. Zaten gazetede köşesinde de çok güzel bir yazı yazmıştı. Benimle ve Çilay'la alakalı ama daha çok benimle alakalı. Orada bir patlama oldu. Yani şöyle bir patlama oldu. İnsanlar gelip Vedat Milor'un yediği her şeyden istiyorum falan demeye başladı böyle akşam. Allah Allah. 8 kors, yani 8 farklı yemek var orada. Getir falan filan böyle. Yemin ederim bak, çok enteresan, çok duydum onu ben. Hatta bir şey bile düşün. Vedat Milor tadım menüsü falan bile. Özel bir menü yani. Minik minik falan böyle hepsi. Böylece hani en azından hepsinden yiyebilsinler tamam, yani. Aynen öyle yani, kesinlikle. Neyse o bitti. Sonra bir ara işte Çila ile bir şöyle yollarımız ayrıldı. Çeşitli sebeplerden. Yani ben biraz daha böyle Avrupa'yı, biraz daha işte dünya çapında şeyler yapmak istiyordum. Onlar da işte menüde niye mesela köfte yok diyorlardı. Ondan dolayı yolları ayıralım dedim, yoksa bozuşacağız yani. Hakikaten bozuşacağız. Neyse konuştuk ettik falan filan. Tamam dedi Yusuf, ayıralım yolları. Tamam dedim ben de. Kapattım telefonu, çıktım şöyle Bebek'te bir hem nefes alayım hem de şu yürüyeyim, o stresi atayım falan filan diye. Yürümeye başladım, 5. dakikasında bir telefon geldi. Ya Hazer Bey buyurun, biz sizi işte Unilever'den arıyoruz. Buyurun. Size bir iş teklifiniz olacak. Ondan sonra salı günü işte bizim Ümraniye'deki ofisimize gelip bizimle görüşür müsünüz? Allah Allah. Herhalde dedim, böyle yukarıda ilahi bir şeyler oluyor. 5 dakika sonra. Yani kafama yıldırım mı çakacak falan filan diye bekliyorum. Gittim. Unilever'le görüştüm, ettim. Sonra işte bir üst grubuyla görüştüm, Unilever'in falan filan derken Unilever'deki işim oldu. Unilever'e başladım. Orada ülke şefi olarak başladım çalışmaya. İlk başta Türkiye'den sorumluydum. Ondan sonra bayağı bir işte Orta Doğu, Rusya falan filan derken sonra Unilever'in bu en böyle tepesindeki 8 şeften bir tanesi oldum. Bütün globale bakan. Çok şey kattı bana ama Unilever. Birincisi inanılmaz bir pazarlama firması. Televizyonla aslında tanışmamı sağladı. Çünkü o zaman bir Knorr reklamında işte oynamak için ajanslarla şey arıyorlar. Adam arıyorlar. Ya diyorlar niye oyuncu oynatacağımızı bizim Hazer'i oynatmıyoruz ki, bak herifin sesimesi de düzgün falan filan. O oynasın. Gezi döneminde biliyorsun insanlar böyle tencere tavalar çalıyor falan filan ya, şeye çıkıp. Hepimiz çaldık işte. Ondan sonra neyse reklamın da kurgusu şu. Mutfakta biz 3-4 tane işte şef duruyoruz. Ondan sonra elimizde tencereler, tavalar falan filan. Biz yavaş yavaş böyle bir globalde, Knorr'un globalde kullandığı bir tane müzik var. Onu tencere tavalarla işte yok işte fırçayla bilmem neyle falan o müziği yapıyoruz. Tabii bir anda o tencere tavalar çalınmaya başlayınca ne oldu, proje bir anda şeye döndü. Ramazan davulcusuna. Orada da birinin çığırtması gerekiyor. Duyduk duymadık demeyin falan filan. Ben hayatta yapmam ya bunu dedim. Neyse ben orada duruyorum, dış ses kullandılar. Mani benim sesime çok benzeyen bir dış ses kullandılar ilk başta, ilk çekimde tabii. Sonra ikinci reklamda kendi sesimi kullandılar. Ama kimse de anlamadı, onun ben olmadığımı kimse anlamıyor. Sonra neyse ikinci reklam derken bu 24 Kitchen var, Fox'un yeme içme aslında kanalı. Dediler ki hadi sana Fox'un yeme içme kanalında bir 16 bölümlük bir şey yapalım. Program yapalım. Aynı zamanda Fox'a da yayınlansın ama falan böyle. Olur dedim, yine kendimi kameranın önünde buldum. Ondan sonra acayip de hoşuma gitti. Sanki ben o işi yapmak için doğmuşum gibi. Çünkü bir yandan yapıyorum, bir yandan anlatıyorum yaptığımı. Çok severim bu arada ders vermeyi, öğrencilerle o bir şeyler göstermeyi, etmeyi falan. Sonra işte Being Gurme'den, bu şeyden, o zaman adı Being Gurme de değildi yani. Başka bir şey de hatırlamıyorum, Dijitürk'ün o yemek kanalı. Sonra oraya geçtim, oraya 240 bölüm çektim. Yani az buz değil. Bayağı çekmişsin. Haftanın her günü, haftada 5 gün yayınlanan işte bir program çektim. Bu arada Unilever'de çalışırken bu Doğuş'un yeme içmesi Dream'den bir teklif geldi bana. Gel Hazer işte şöyle şöyle yönetici şef olarak burada başla. Abi dedim beni yormayın, ben artık alıştım hafta sonları çalışmamaya bilmem ne, o kadar hoşuma gitti ki. İlk defa Unilever'deyken yılbaşını ailemle geçirdim falan böyle yani. Tabii. Yok dedi zaten sana teklif edeceğim de haftanın 5 günü hafta içi ofis işi. Daha çok. İyi dedim, gittim görüştüm falan, neyse konuştuk. Unilever'den ayrılırken bayağı üzüldüm ama işte ben kendime kariyer fırsatında bunu da yaşamak istiyorum dedim. Onlar da anlayışla karşıladılar. Dream'de başladım. 3 sene Dream'de çalıştım. Dream'deki görevim de şuydu aslına bakarsan. Marka geliştirme yönetici şefi. Yani ne yapıyordum ben? Kötüye giden markaları ayağa kaldırmaya çalışıyordum ve aynı zamanda yeni marka yaratılacağı zaman da bütün menüsünü, bilmem nesini, bütün konseptini ben yapıyordum. Yaptım bunu. Bayağı da bir marka yaptık. Bayağı bir markayı da ayağa kaldırdık. Artık 2018'de dedim ki Yani madem bu kadar Unilever'de markayı öğrendin, bu kadar marka yaptın, bu kadar otel mutfağı yaptın, bu kadar bilmem ne yaptın, artık kendi markanı da kurmanın zamanı geldi. İşte bir tanıdığımla ortaklık yaptım ve konsepti anlattım. Ben dedim ya seyahat etmeyi çok sevdim diye. Hı-hı. Ve seyahat yani Unilever'deyken de inanılmaz, hem Anadolu olsun hem de dünyanın her yeri olsun gezme fırsatım Hı-hı. oldu. Ve ben bir yere gittiğim zaman en sevdiğim oranın aslında lokallerinin gittiği. Tabii. Esnaf lokantası diyebileceğimiz yerleridir. Çünkü tabii. asıl güzel yemek, asıl oranın oradadır. Mutfağı orada öğrenilir. Ve sokak lezzetleri. Bayılırım yani. Yani her yerinden sokak lezzetleri yiyebilirim. Nitekim yedim de bu arada. Sonra dedim ki ya dünyanın her yerinden sokak lezzetlerini gurme bir şekilde sunacağımız bir yer niye yapmayalım? Fire Room öyle ortaya çıktı. Ataşehir'de işte ilk şubemizi açtık 2018'de. Ondan sonra da işte Maslak'ta bir tane açtık. Sonra Bebek'te bir tane açtık. Falan filan derken şu anda 3 tane... Ticarete başladın yani. Evet. Bir de Zekiye diye esnaf lokantası açtım. Ha, onu bilmiyorum. Zekiye de anneannemin adı. Aa. Hemen Ataşehir Fire Room'un karşısı. Esnaf lokantası. Bayağı yani kadın eli değmiş, hanım eli değmiş güzel, bir esnaf lokantası. Güzel bir bakış açısı. Peki gene ben MasterChef'e dönmek istiyorum. Acun'la tanışıklık nereden çıktı peki? Acun'la hiç tanışmadım MasterChef'e başlarken. İlk başta farklı bir yapım firmasındaydı MasterChef. Hmm. O yapım firması bana ulaştı. Dediler ki işte böyle böyle bir deneme çekimine gelir misin? Ben de MasterChef'i yani globalden biliyorum. Tabii, yani oldukça şey. Bilinen, çok sağlam formatlı tabii bir program. Ki. Ondan sonra gittim, konuştum işte. Jürilerden bir tanesi ben oldum orada. Benim Acun'la tanışmam artık 3. bölümde mi, 4. falan bölümde mi yani. Falan bir ziyarete gelmişti. O zaman tanıştım. Peki yani, sonra o süreç başladı. Ne kadar sürdü MasterChef? Bir sezon muydu? 4 aylık falan bir dönemdi. Sonra peki o süreçte o değişimde neden mesela tekrar devam etmedi? Veya yeni kadroda neden yer almadın? Hani bunun şey olarak magazin olarak sormuyorum. Yok var, çeşitli sebepleri var. Yani bir yani senin bir tercihin miydi? Ya karşılıklı diye. Özelse de önemi yok benim için yani. Karşılıklı. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi sırt sırta diye bir bölümümüz var. Orada biraz daha özel sorular sormaya çalışacağım elimden geldiğince. Okay. Buraya kadarki sohbetin için çok teşekkür ederiz. Bu farkındalığın yıllar önce aslında sadece arkadaşlarına zor durumda kaldığın için yaptığın yemek alışkanlığından, hayatında en keyif aldığın şeyi keşfetmen, sonra onunla yola çıkman, o işe aşık olup okuduğun okulda birinci olman, birincilikle okulu bitirmen, sonra onunla Türkiye'de belki de birçok şefin kazanamayacağı kadar yüksek paralar kazanıp birçok şefin yapamayacağı kadar mutlu olduğu işi yapan insanlardan biri oldun. Bence bu çok güzel bir hikaye. Yani bir insan istediği işi, aşık olduğu işi yapınca nerelere gelebileceği gösterebilecek daha güzel bir örnek yok bence. Nefis bir örnek yani. Çok teşekkürler. Ben hep burada şey örneğini veriyorum. Konfüçyüs'ün bir lafı var. Sevdiğin işi yaparsan hayatın boyunca çalışmak zorunda kalmazsın diye. Yani ben onu yapıyorum aslında. Evde de yemeği ben yapıyorum yani. Tutup da aa işte çok yoruldum bütün gün yemek yaptım deyip bir tarafa oturmuyorum. Onu da severek yapıyorsun zaten. Severek yapıyorum. Evet yani. Yani açıyorum müziğimi, koyuyorum bir kadeh şarap ya da işte neyse rakımı. Başlıyorum yemeği yapmaya. Yavaş yavaş o yemeği yapıyorum. Ondan sonra güzel güzel yeniyor. Müthiş. Evet efendim, mekanın sahibine geldiğin sonuna geldik. Sırt sırta bölümümüz var. Şimdi geldik sırt sırta sorulara Hazer Bey. Hazır mısınız efendim? Üstad bu şey bayağı sorgu gibi oldu ya. Bak karşımda kamera var, tabii ışıklar kamera var falan. Tamamen öyle. Tamam, ışıklar, kamera ve oraya konuşacaksın. Çok sert. Evet, şu soruyla başlayalım efendim. En sert sorularımızdan biri. Birlikte olduğunuz kadına mutfakta ilk öğrettiğiniz şey nedir? Sakin olması. Güzel. Peki bir mutfakta partneriniz, arkadaşınız, sevgiliniz veya evladınız yani... İlk öğrettiğiniz ve dayanamadınız, onu yapınca ay Allah'ım bunu da mı yaptın dediğiniz böyle detay var mı? Evet. Mesela diyelim ki işte ekmek bıçağıyla balık kesmek gibi örnek olarak atıyorum. Yani mutfak ritüelleri vardır ya, sizin bildiğiniz bizimse normal olarak bilmediğimiz olmazsa olmazlarınızdan birine mesela yani. Şöyle genel olarak yani onun bir şekilde sağlığına zarar verecek bir şey yapmaya çalışması veya yapması na dayanamam gerçekten. Hmm. Yani atıyorum bıçağı öyle bir tutuyordur ki koskocaman bir şef bıçağını, ondan sonra bir dakika sonra parmaklarını doğrayacak falan gibi. Onlara genelde tepki gösteririm. O da şey yani bir kaza olmasın diye. Bu tabii çok sağlıklı bir çalışma ama ben tamamen Mesela diyelim ki arkadaşın olarak senin eve geldim, yemek yapacağız, beraber yemek yapıyoruz. O sırada ben o kadar büyük bir salaklık yaptım ki ya Hakan yuh yani bunu da mı yaptın diyeceğiniz böyle dayanamadığınız bir salaklık var mı mutfakta? Var. Mesela şef bıçağının ucuyla konserveyi açmaya çalışmak veya işte atıyorum bir tabağın üstünde, bir seramik tabağın üstünde şef bıçağıyla bir şeyleri kesmeye çalışmak. Onlar gerçekten dayanamadığım şeyler. Şef bıçağı çünkü bozulabilir. Şef bıçağı tabii bozulur, seramik. Bir de mesela dayanamadığım şeylerden bir tanesi bıçaklarımdan birinin bulaşık makinesine atılması. Çünkü o da bıçağa acayip zarar veriyor ısıdan dolayı. Bıçak gerçekten sizin için çok kıymetli bir şey tabii aslında. Biz o kadar önemli görmüyoruz ama... Ya elimiz kolumuz öyle söyleyeyim. Aslında yani. Peki sizin bu meslek hayatına başladığınız günden bugüne kadar baktığınızda yaptığınız en büyük hata neydi? Kaç kere sosları yaktım, peki, kaç kere... En fazla rezil olduğun hatayı söyle. Bence rezil olduğum hata, bir tane Hollandaise sos yapacağım. Servise artık böyle 10 dakika kalmış. Servise 10 dakika kala ben o kadar güveniyorum ki kendime nasıl olsa kesilmez bu sos, harika olacak her seferindeki gibi falan diye. Çat diye kesiliverdi. Ve... 10 dakika içerisinde bir tane daha böyle Hollandaise sos yapmam lazım. Allah'tan yaptım. Ve bana şunu öğretti, o yaptığım hata Hollandaise sosun nasıl çabuk bir şekilde yapılabileceğini. Evet değil mi? Çok enteresan. İnsan zorda kalınca neleri bulabileceğini bazen bilmiyor yani. Ya sadece yaşaması gerekiyor, denemesi gerekiyor yani. Abi bir tane daha söyle çok lütfen. Güldüğüm bir tane hata var. Aslında kaza bu, hatada değil de yani birazcık da ileriyi düşünmemek. Şimdi... Christmas pudding diye bir şey vardır. Bu 25'inde 26'sında falan İngilizlerin aslında bu geleneği. Ama tabii çok da fazla İngiliz olduğu için, benim otelin sahibi de aslında bir İngiliz olduğu için bu Christmas pudding'den istediler. Bu Christmas pudding de aslında bir bol meyveli bir tane kek. Ama bu keki konyakla ıslatıyorlar ve 2-3 ay o içindeki meyveler ve konyak öyle bekliyor orada. Sarıyorsun onu böyle, bir yerde bekletiyorsun. Neyse bizim de o sene otelin sahibi ailesiyle yılbaşı yemeğini, biz de, yılbaşı değil de Christmas yemeğini biz de yemek istedi. Otelin de bir tane arka tarafta özel bir odası var, bir private odası var. Odada da inanılmaz bir şey var, İran halısı. Yani ben İranlıyım, o kadar güzel İran halısı çok az gördüm öyle söyleyeyim. Dev gibi bir şey bir de. Bu Christmas pudding'in de servis şekli. Gelirsin işte masaya koyarsın, ondan sonra üstüne biraz daha konyak dökersin ve o konyak yanmaya başlar. Böyle yanarlı dönerli bir tane kek gider. Şimdi ben bir önden mutfakta deneyeyim dedim, bakayım nasıl olacak. Ya bir ısıtıyorum konyağı, yanmıyor. Keke döküyorum, yanmıyor falan filan böyle. Oho dedim, uğraşamam hiç. Şuradan bana vodka getirin dedim. Ben bir kepçe vodkayı aldım yanıma. Ondan sonra şöyle bir sütlüğün içerisine koydum. Sonra gittim işte, bunlar tabii ben gelince alkışladılar bilmem ne. Patron ayağa kalktı falan filan böyle. Ben vodkayı bocaladım. Ateşi bir yaktım. Bu böyle bir anda alev aldı, tamam mı? Alev aldı ve biraz fazla da dökmüşüm vodkayı. Bir de önden de konyak döküldüğü için içine kek taşmaya başladı. Ve tabağın yanından böyle alevler o İran halısının üstüne dökülüyor. Ben böyle elimde kek zıplayarak onları söndürmeye çalışıyorum falan. Bayağı maymun olmuştum ya o gün. İran halısı sağ salim çıktı mı orada? Hiçbir şey olmadı, Allah'tan olmadı. Allah. Peki geçmişte üst ast ilişkisi olduğu sürelerde altında çalıştığın şefler olmuştur büyük bir ihtimalle. Çünkü birçok yere ta zeminden girip en üste kadar çıktın. O yolculuk esnasında sana işte fırça atan, seni aşağılayan, sana kötü davranan herhangi bir şefte daha sonra yıllar sonra karşılaşıp sen yukarıdayken o aşağıdayken bir hesaplaşmanız oldu mu? Yani fırça atan, kötü davranan, aşağılayan... 2 kişiyle çalıştım ve ilkiyle çalıştıktan sonra kendi kendime bir söz verdim. Dedim ki mutfakta hatalar yapılır. Hata yapılsa da hiçbir zaman karşındakini kıracak şeyler söyleme. Ve hep yani bağır çağır çok önemli değil ama mesela küfretme veya bilmem şey kıracak bir şeyler söyleme. Ondan sonra karşılaşmadım ama onlarla. Yani ikisinin de kariyeri bitti gitti Güney Afrika'da. Bu bence müthiş bir şey. Bence buradan da bir şey cımbızlayalım. Yani bir insanın size kötü davranması, yıllar sonra sizin de üste geçtiğinizde sizin altınızdakilere kötü davranmanıza ve hayatın intikamını hiç tanımadığınız insanlardan çıkartmanıza gerek doğurmuyor yani. Ya mutlaka, bir de şöyle bir şey var, ben açıkçası bir şeyin korkuyla iyi yönetilebileceğini zannetmiyorum. Yani ben ya saygıyla ya sevgiyle iyi yönetileceğini zannediyorum. O yüzden elemanlarımdan hep böyle bir şeyler gösteririm, bir şeyler öğretmeye çalışırım. Arada girer kendim yaparım ki bana saygı duysunlar. Geriye dönüp baktığında hayatında hiç pişmanlığın var mı? Pişmanlığım var. Yani tekrar mesela hangi yaşa dönmek isterdin veya hayatının hangi dönemine dönmek isterdin? Tekrar yeniden sarıp da yeniden orayı tedavi edip devam etmek için. Şöyle söyleyeyim, şefliğe daha erken başlamak isterdim açıkçası. Yani daha erken bu kararı vermiş olmak isterdim. Çok daha önce sevdiğim işi yapabilirdim o zaman. Ama yani onun haricinde başka pişmanlıklarım var mı? Bir ara Türkiye'ye geri döndüğüne pişman oldum Güney Afrika'da. Sonra vazgeçtim ama. Mesleğinizi şu anda mesela çok ciddi bir noktaya geldiniz. Belki de hayal edemediğiniz noktaya geldiniz. Bundan sonra ulaşmaya çalıştığınız, yapmaya çalıştığınız, daha fazla vaktim olmalı ve bunun için de bunları yapmaya istediğiniz, mesleğinizle alakalı ve hayatınızla ilgili ne var? Şu ara biraz daha fazla vaktimiz olduğu için, boş vaktimiz olduğu için biraz daha şu işte o dedim ya, çizim ve resmi çok seviyorum diye. Evet. Onlara ağırlık verdim, onları yapıyorum. Yeniden bir gitar aldım. İşte yeniden çalmaya başlayacağım. Elektro gitar. Birazcık sanki eskiye, bu ortaokul lise dönemine geri dönüş varmış gibi. Ne güzel. Bir yandan da şu pandemi dönemi biterken bir tane böyle üst segment bir restoran açmak istiyorum artık. Onu çok özledim. Şef ceketimi giyip yine böyle insanların arasına dolaşıp servis bittikten sonra yemek nasıl olmuştu falan filan diye. Birebir servisin başında olduğum bir restoranı. Dediğim gibi yani böyle üst segment yemekler yapmayı özledim. Geçen gün bir televizyon programında Hazerleme kanalında böyle bir tabak yaptım ve ne kadar özlediğimi fark ettim aslında. Yani o da bir hayalim. Güzel böyle bir üst segment bir restoran açmak. Güzel bir lokasyon bulursam. Hatta buranın sahibine bir sorayım bakayım, devretmeye niyetli mi? Burası güzelmiş değil mi? Çok. Doğru söylüyorsun. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadın, geldiğin için. Rica ederim. Birçok insanla gerçek yüzünü, seni tanımamıza izin verdiğin için çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Ne demek? Bu gerçek yüzün mü sanıyorsun bu arada? Ya en azından samimi, samimi yüzün diye biliyorum. Öyle, öyle, ben öyle tanımlıyorum. Öyle. Bizi ilgilendiren kısmı senin hayattaki duruşun, seçimlerin, o yaptığın seçimlere verdiğin emek, işine ne kadar aşık olup nasıl bir mücadele verdiğini, üniversite birinci olman, bu mücadeleyle bir yerlere gelmen ve şu an Türkiye'deki hem maddi hem sosyal olarak çok ciddi bir çevreye sahip olman. Bunlar çok kıymetli ve değerli şeyler. Bunun tek karşılığı bir işi severek ve aşık olarak yapmaktı. Bence bundan çıkacak en önemli şey bu. Biz de sana evinde güzel güzel huzur içerisinde dinlenebilmen için lavanta esanslı bir mum hediye ediyoruz. Didem Sevinç hanımefendinin yaptığı, onun markasıyla sunduğumuz bir mumumuz var. Onu şöyle çok sana... teşekkür ederim. Oo, bayağı da keyifli bir şey. Çok şık ve ağırdır yani. Falan. Affedersin. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Therapia Boğaz Balık Restoranı'nda yaptığımız çekimimiz artık son dakikalarına geldi. Biz de son dakikalar yaklaşınca mutfağa haber verdik. Dedik ki biz gidiyoruz. Bize lütfen sipariş verdiğimiz balığı ve mezeleri hazırlayın dedik. Paketimizi de hazırladılar. Malzememiz de burada. Çok güzel şeyler var. Hatta buraya özel kraliyet levreği diye bir ürün varmış ki lakardası, kraliyet mezeleri falan çok meşhur. Onlardan yaptırdık ve onları alıp gidip akşam evimizde yiyeceğiz. Onlara da binlerce kez teşekkür ediyoruz. Tekrar başka bir mekanın sahibine geldik de yeni bir dostumuzla sohbet etmek, onu daha yakından tanımak üzere müsaadenizle efendim.